Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. F1 2019 kariyerinin 3. sezonunda bugün Çin Grand Prix'sindeyiz. Yağmurlu bir sıralama turları geçireceğiz gördüğünüz üzere. Çünkü Bahreyn'de puan farkını Leclerc biraz da olsun kapatmıştı. Çin'de yine de ilk 3 içerisinde bitirmemiz lazım. Şampiyonluk umutlarımızı taşıyabilmemiz için, yani puan farkını açtırmamak için. Yağmurda sürekli sorun yaşıyoruz zaten. O yüzden çok da bir iddiamız olmayacak. Q1 ve Q2'yi geçebilirsek Q3'te de ilk 10 içerisinde kalmamız gerekiyor. Eğer yağmurlu olarak devam ederse sıralama turları. Verstappen'i görüyoruz. Toro Rosso'nun yeni sürücüsü. Q1'in bitmesine 2 dakika kaldı. Benim ilk zaman turum çok berbattı. Sonu gördüğünüz üzere zaten sonuncuyuz. Şimdi Leclerc'ten 0.7 saniye daha yavaşız 2. sektör sonunda. Bakalım Q2'ye geçebilecek miyiz? En büyük soru işareti bu şu anda. Yağmur etkisini biraz daha azalttı seansın sonlarına doğru. İlk başta biraz daha yoğundu. O yüzden şu anda son sıradayız. Son çıkan pilotlar pistin kurumasıyla birlikte, biraz daha kurumasıyla birlikte daha iyi turlar kaydetmişti. Şimdi biz de aynı koşullar içerisinde turumuzu atıyoruz. Damalı bayrağı geçtik ve bakalım Q2'ye geçebilecek miyiz? Ve 13. olarak Q2'deyiz. Pist kurudu. Yarış mühendisinin belirttiğine göre ben çıkmıştım geçiş lastikleriyle. Ama yağmurun 5-10 dakika sonra biteceğini belirtti. Düzle çıkarken kontrol aracı toparlamayı başardık. Neyse ki herhangi bir hasar almadık. Yağmurun biteceğini belirtti. Ben de bu yüzden yumuşak lastiklerle son haklarda çıktım. Piste DRS açıldı gördüğünüz üzere. Leclerc şu anda 1.41.454 ile seansın en hızlı turunu atmış durumda. Çok da iyi sektör dereceleri kaydedemediğimizi gördük. Ama son sektörde DRS de açıldığı için en hızlı sektör kaydetmiş olabiliriz. Evet, normal olarak birinci olarak Q2'yi tamamladık silik lastiklerle. Burada Hamilton elenmiş. Hamilton takım arkadaşımız. Q3'te bakalım nasıl bir derece elde edeceğiz. Hafta sonu boyunca çoğunlukla yağmurlu seanslar geçirdik antrenmanlarda. O yüzden kuru zemine yabancıyız şu anda. Ya Bahreyn'den daha iyi bir sonuç alabiliriz diye ümit ediyorum Çin'de. İlk sektörde 23.757 ilk sektördeki derecemiz. Gerçekten çok zevkli bir pist. Ama lastik aşınımı inanılmaz yüksek burada. Lastikleri korumak, aracı yönetmek oldukça zor. Geçiş yapmak, eğer hızlı bir aracınız varsa, öndeki araçta yavaşlamışsa doğal olarak kolaylaşıyor ama bazı pistlerde bu çok daha zor oluyor. Çin öyle olan yerlerden biri değil, geçiş gayet kolay. İkinci sektörde Verstappen'den oldukça gerideyiz. Toro Rosso'ya geçmişti zaten bildiğiniz üzere. Toro Rosso'da en hızlı ikinci araç. Şu anda Haas'ı meydan okuyabilecek tek araç Toro Rosso. Ama ilk yarıştaki aldığımız o galibiyet var ya, o çok önemliymiş. Onu iyice anlamaya başladım. O galibiyet bize bayağı bir avantaj sağladı şampiyonluk konusunda. Leclerc geldi şimdi. 1.29.226. Çizgiyi geçtiğimizde 1.31.272 ile 2 saniye yavaş kaldık Leclerc'ten. Son hakları çıkıyoruz. Oldukça fazla zorlayacağız ve inanılmaz şekilde risk alacağız. Zaten sonuncu sıradayız. Daha kaybedecek bir şeyimiz yok. İlk viraj gerçekten çok zorlayıcı bir bölüm. Hızlı şekilde girip yavaş yavaş duruyorsunuz. Yani çizgileri çok iyi şekilde tutturmak lazım. Çekişleri iyi bir şekilde yakalamak lazım. İlk sektör en zorlu bölümlerden biridir bence. İkinci ve üçüncü sektör nispeten daha kolay. İlk sektörde Leclerc'le olan farkı 0.1 saniye civarına indirdik.
ve yarım saniye civarında geliştik şu anda. İki saniyelik farkı kapatabilir miyiz bilmiyorum ama en azından daha yukarılara çıkacağımız kesin yani. 10. sırada kalmayız şu an içerisinde. 1 saniye geçtik. 2. sektörde en iyi dereceyi yakıyoruz. Zaten downforce isteyen yüksek hızlı virajlarda çok daha iyiyiz rakiplerimize karşı. Haaslara meydan okuyabildiğimiz tek bölüm virajlar. Düzlüklerde ve çekişlerde bizi böcek gibi eziyorlar. Uzun DRS düzlüğü zaten Haas en çok burada avantajlı olacak hafta sonu boyunca. Hairpin'de çok güzel bir şekilde dönerek 0.1 saniyede burada kazandık. Önceki turumuzdan çok daha hızlı bir turla geliyoruz. Son viraj döndük. Aracın arkadan kaymasını kontrol ettik ve damalı bayrağı gördüğümüzde 1.29.815. 4. sıraya yükseliyoruz ama yine de yarım saniye yavaşız Haaslardan. Sıralama turları bittiğinde yarım saniye civarında geride kalmış olduk gördüğünüz üzere. Yani burada yarışların keyifli olduğunu görürüz genellikle. Sıradan yarış izlenmez Çin'de. Yağmur faktörü de oldukça önemli. 2009 yılında çok yoğun bir yağmur vardı. Evet, şampiyona da 14 puanlık bir avantajımız var. Magnussen ve Lucas Weber en yakın takipçilerimiz. Takımlar şampiyonasında da liderliğimiz var ama Hamilton bugün gerilerden başlayacak. O yüzden takımlar şampiyonasını kaptırabilir sağa. Geçiş yapabilirse işler değişir tabii ki. Evet, Leclerc pole'de, 2. sırada Verstappen var. 3. sırada Kevin Magnussen, 4'te biz varız. 5. sırada Lucas Weber, 6 Pierre Gasly, Williams'la birlikte, 7 Sergio Perez, 8 Carlos Sainz, 9 Hülkenberg ve 10 Lando Norris. 12. sırada Lewis Hamilton var. 2 İngiliz pilot yan yana start alacak, Butler ve Hamilton. Raikkonen de son sıradan yükselmeye çalışacak Kvyat'la birlikte. Çin Grand Prix'sinde artık her şey hazır. Şampiyonanın 3. yarışında 5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte start alıyoruz Çin Grand Prix'sinde. Sol taraftan Lucas Weber çok iyi bir şekilde geldi ve geçti, şu anda 4.'lüğü aldı. Carlos Sainz de, Pierre Gasly de zorlamaya devam ediyor ama iş taraftaki çizgi avantajı bizde. Weber'le temas yaşadık ama araçta herhangi bir hasar yok gördüğüm kadarıyla. Zaten çarpışma yarısı da geldi. Şimdi avantaj Pierre Gasly'de, aracın arkadan kaymasını kontrol ettik. Williams şu anda önümüze geçti hava koridorunda. Bakalım geç frenle içeri doğru da alabilecek miyiz? Gasly son anda kapıyı kapattı üzerimize ama neyse ki pozisyonu geri kazandık. Bu sene yapay zeka sizin atak yaptığınızı görmüyor. Direkt kapatıyorlar kapıyı. Bakalım şimdi ön tarafta Torosso ve Haas mücadelesine dahil olabilecek miyiz? Zaten iki sektör sonunda anlarız. Yapabilecek miyiz yoksa geride mi kalacağız? 1.1 saniye fark açmış durumda Lucas Weber. Ve Leclerc de liderliğini sürdürüyor gördüğüm kadarıyla. Zaten Toro Rosso ve Haas'ın birbirleri dışında bir rakibi yok. Ara sıra biz rakip olsak da yarış temposunda asla yaklaşamıyoruz. Sıralama turlarında çok daha yakınız. Ama bu yarışın sonunda etkili güncellemeler yapabiliriz puanlarımızla birlikte. Ya bizim yapmamız gereken şu anda maksimum neyse onu alıp önümüze fırsat geldiğinde değerlendirmek. Çünkü şans hazır olana gelir. Önümüzde bir kaza olup yarış dışı kalırlar. Güç ünitesinde sorun çıkar. O sırada biz burada olursak galibiyetlere, podyumlara oynarız. Onun dışında kendi saf performansımızla yapabilecek gibi durmuyor araç. Ama tabii gelişiyoruz yani. McLaren'deki sezonumuzu hatırlayın. İlk sezon hiçbir alakamız yoktu şampiyonlukla. Belçika ile birlikte hızlanmaya başlamıştık. Bu sezonda öyle bir şey yapacağız. Tek fark, puan farkını yakın tutmaya çalışıyoruz. Bu sayede McLaren'de olduğu kadar baskı altında olmayacağız. Çünkü yakın olacağız rakiplerimize. Mercedes'in aracı da dış taraftan oldukça güzel görünen bir araç. Yani görünümünü sevdiğim araçlardan biri.
Pierre Gasly şu anda atak mesafesinde. Eğer hava koridoruna girip iyi bir şekilde bunu değerlendirebilirse atak yapabilir. Şimdi aracı ortaladık. Gasly'ye dış tarafı bıraktık. Frenlemeyi yapıyoruz. O da geç fren yaptı. Ama çizgi avantajıyla Gasly'nin önünde kaldık. Sergio Perez de mücadeleye dahil olmak üzere birazdan. Charles Leclerc 1.32.0.28 en hız tur attı. Diğer hız açıldı. Williams sürücüsü Pierre Gasly uçarak geldi start düzlüğünde. Mükemmel bir mücadele var şu an pist üstünde. İlk virajda geçiş yapmak gerçekten zor. DRS olsa rahat bir şekilde geçebilirdi. Çünkü çok iyi bir şekilde hız taşıdı start düzlüğüne. Sergio Perez de şimdi bu fırsattan faydalanıp Gasly'yi geçmiş oldu. Şimdi tekrar mücadeleye girdiler. Ön taraftakilerle alakamız kalmadı zaten şu anda. Onlar ayrı bir dünyada. Toro Rosso Haas'la mücadele edebiliyor. Bu güzel. Şu açıdan güzel. Eğer Toro Rosso kazanırsa şampiyonada Haas'tan puan çalacaktır. Haas'tan çalınan her puan çok önemli bizim için. Yani Toro Rosso ile mücadele edebiliriz. Şu anda bu pistte mücadele edemiyor gibi görünsek de Bahreyn'de görmüştük bunu. Avustralya'da da görmüştük. Sadece Haas çok uzakta. Şimdi DRS ile birlikte Sergio Perez'e odaklanmamız gerekiyor. Hava koridorunu aldı. Dış tarafı bıraktık ona. Sergio Perez. Şimdi bakalım DRS avantajı kimde olacak? Start düzüne çıkacağız. Sergio Perez'i rahat bir şekilde geçmemiz lazım normal şartlar altında. Racing Point sürücüsü Meksikalı aracı ortalasa da geçirmekten kurtulamadı gördüğünüz üzere. Ama şu anda direnmeye devam ediyor dış taraftan. Şimdi Pierre Gasly önceki turda Perez'in yaptığını Perez'e yapıyor. Pierre Gasly iç tarafa doğru daldı. Çok agresif gerçekten. Yani Perez'e göre çok daha agresif ve geç frenler yapabiliyor. İçeriye dalıyor sonra iç taraftaki kapıyı kapatıyor. Bu yüzden Gasly'ye dikkat etmemiz lazım. Şimdi zaten DRS'e sahip olacak. Uzun düzlükte oldukça büyük şansı olacak Pierre Gasly'nin. Williams'tan blokaj geldi gördüğünüz üzere. Şimdi bu uzun düzlükte çok rahat geçilecek. Hiç şansı yok yani direnmesinin. En azından öyle tahmin ediyorum. Williams'ın motor bizden daha güçlü olsa da DRS'in ve hava koridorunun etkisi burada çok fazla. İç tarafa doğru geçiyoruz. Williams'a karşı o da çok geç fren yaptı. Beklenilenin aksine. Şimdi çekiş bölümünde Gasly'yi geçiyoruz. Tekrardan 5. sıraya yükseldik. Dördüncü turda planlandığı üzere pite giriyoruz. Orta hamura geçeceğiz. İki saniyelik pit stop alıyoruz Mercedes'ten. Bu yeni lastiklerde iyi zaman dereceleri kaydedebilir miyiz? Şu anda onu merak ediyorum. Çünkü yumuşak lastiklerde tempomuz kötü değil. Sadece planlandığı üzere gördüğünüz şurada pite geldim. Yarışın başında böyle planlamıştık yarış mühendisiyle. Bahreyn'de lastikler bize çok avantaj sağlamıştı. Hatta Magnussen'e 3 saniye fark açmıştık. Isınmış lastiklerle birlikte. Burada böyle bir şey yapabilir miyiz? Hep beraber göreceğiz. Zorlama moduna geçiyoruz artık. Evet 6. tura geldiğimizde araçlar yavaş yavaş pitlerden çıkmaya başladılar. Arka tarafta Sergio Perez'i görüyoruz. Önümüzde de Lucas Weber var. O da pitini tamamlamış. Ön taraftaki zaten Toro Rosso ve Haas ekiplerini onlar pitlerini çoktan tamamladılar.
Ya beşinci olarak tamamlayabilirsek yeterli olacaktır. Yani şu anda aracın yapabileceği bu. Hamilton'ın da gerilerde olduğunu düşünürsek bu hafta bizim için hasarı azaltma haftası olarak görülebilir. Ya büyük güncellemelerin çoğu İspanya'ya veya Monaco'ya gelecek. O yüzden o zamana kadar beklememiz lazım. Bu arada hala Williams'a geçmemi isteyenler oluyor da Williams'ı görüyorsunuz zaten en az bizim kadar hızlı. Yani iyi bir pilotla rahat bir şekilde bize meydan okuyabilir Williams şu anda. O yüzden Williams'la Mercedes'in bir farkı yok. Yani Williams şu anda sizin gerçek hayatta izlediğiniz o yavaş Williams değil. Üstüne 3 sezon geçti. Araç oldukça fazla gelişti. Renault falan en yavaş araç konumunda şu anda. Red Bull'a Renault sürünüyor. McLaren de aynı şekilde. Onlar da oldukça yavaş araçlar konumunda. Yarışın sonunda 20 saniye fark yemesek bari. Şu anda oldukça hızlı şekilde ilerliyorlar. Buradan da duyurusunu yapayım. Cuma veya cumartesi günü Meksika Grand Prix'sinde son sıradan yükselme videosu gelecek istek üzerine. Çünkü bayağıdır da yapmıyoruz. En son Hülkenberg'le yapmıştık herhalde. Evet, Hülkenberg'le yaptık Belçika'da. Onun üzerine bayağıdır 2 aydır falan yapmıyoruz. O yüzden Meksika gibi güzel bir pistte son sıradan yükselme videosu gelecek. Cuma günü olur eğer bir aksilik çıkmazsa, ama cumartesi, yani ya cuma ya cumartesi gelir. Bunların yanı sıra ilerleyen günlerde birkaç bir şey daha bahsedeceğim, ama şu anda biraz daha zamanı var duyurulması için. Evet, sarı bayraklar sallandı şu anda. İlk sektör, ilk virajın olduğu bölümlerde Devon Butler yarışçı. Racing Point sürücüsü yarış dışı kaldı. Bir güvenlik aracı falan girse de risk alıp yumuşak lastiklere geçip yarışa keyif katsak diye düşünüyorum, ama şu anda güvenlik aracının çıkacağı yok. Bu arada güvenlik aracının yarış turlarıyla bir ilgisi yok. Ben 2017 yılında, yani kendi kariyerimde %100 uzunlukta yaptığım yarışlarda bile bayağı bir süre güvenlik aracını hiç göremedim. Hatta 2-3 sezon hiç çıkmadı yani %50 ve %100 yapmama rağmen. O yüzden %25'te güvenlik aracıyla bir ilgisi yok. Hatta McLaren'in ilk sezonunda her yarış neredeyse güvenlik aracı çıkmıştı. Bununla bir ilgisi yok yani. Oyunun kendi algoritması var. Belli bir sistemi var. Onu artık oyun kendisi karar veriyor. Mesela şu anda güvenlik aracının çıkması lazım. Orada sarı bayraklar altında araç duruyor gördüğünüz üzere. Ya sanal güvenlik aracı ya da normal güvenlik aracı çıkmalı. Ama hiç... Araç kayboldu, bakın sol taraftaki minimap'ten gördünüz. Birden ışınlandı, kayboldu yani. Şu zaten güvenlik aracı olaylarını asla çözemediler yani. Asla çözemediler. Sürekli bir sorun var.
12. turda fark 7 saniyeye çıktı. Gazi ile olan farkı da yavaş yavaş açıyoruz da çok önemli değil yani. Gazi ile fark açmışız veya açmamışız. En azından Bakü'yü bekleyeceğiz. Bakü'ye bir tane motor güncellemesi gelecek. Çok önemli. Yani bizim motordaki zayıflığımız her anlamda belli oluyor. Sadece yakıt yönetimi başarılı. O da motor güçsüz olduğu için oluyor. Motoru fazla güçlendirdiğiniz zaman yakıt yönetimini de önemsemezsiniz. Yakıtı resmen içmeye başlıyor motor. Yani bunun belli bir dengesi var. Şu anda bizim motor güçsüz olduğu için, yakıt yönetimini de fazla geliştirdikleri için böyle bir denge var. Eğer motor güncellemesi yapabilirsek o yakıt yönetimi verimliliği biraz azalacak. Çünkü daha önce hep böyle oldu benim tecrübelerime dayanarak. Bakü'de zaten uzun düzlükler var. O yüzden motor güncellemesi hayati önem taşıyor bizim için. O güncellemeyle biraz daha ön tarafa yaklaşabiliriz diye düşünüyorum ve Bakü biraz daha sevdiğim bir pist. Yani Çin'i de seviyorum ama Bakü ayrı bir zevkli oluyor. Özellikle aracınız istediğiniz durumları yapabiliyorsa. Hamilton bakalım kaçıncı sıraya yükselmiş, onu da merak ediyorum şu anda. 7.1 saniye oldu fark Toro Rosso ile. You've lost some time to the car behind. 14. turun ilk sektörünü tamamladık. Bu sezon büyük olasılıkla kural değişiklikleri yapılacak. Yani şeyden dolayı sıkılanlar, işte sürekli Haas Toro Rosso mücadelesinden sıkılanlar sonraki sezon bunu görmeyeceğiz büyük olasılıkla. Çünkü iki sezonda veya bir sezon içerisinde kural değişiklikleri oluyor genelde. Bu sezon sonunda olmalı diye düşünüyorum. Çünkü geçen sezon olmadı. Ondan önceki sezon kural değişiklikleri oldu. Bu sezonda olacaktır. Ama şunu da beklemeyin, yani Haas direkt en yavaş araç konumuna düşmez veya Toro Rosso. Sadece güçleri azalır, yakalayabilecek konuma gelir diğer takımlar. Ya biz zaten yakalayacağız, yani bunun kaçarı yok. Şampiyonluk için mecbur yakalayacağız. Rakiplerimizden çok daha fazla geliştireceğiz aracı. Çin Grand Prix'sini 5. olarak tamamladık. Ya nasıl hayal kırıklığı Jeff? Daha ne yapayım yani?
Bir sonraki yarışta tekrar geri döneceğiz demiş de. Nereye geri dönüyor? Here they come now to step out onto the top of the podium. They'll be incredibly happy with today's result. Verstappen de podyuma çıkmış oldu. Artık Red Bull'daki performans kaybından kurtuluyor Toro Rosso'da. Magnussen ve Leclerc podyuma ambargo koydular 2 yıldır. Dominasyon izliyoruz. Yani şu anda bir dominasyon izletiyorlar bize ama biz bunu parçalayacağız. Evet, hala şampiyonu da lideriz. 2 puan da olsa şampiyonaya liderlik etmeye devam ediyoruz. Magnussen'de fark da 9 puan. Haas takımlar şampiyonasında ileri geçti. Hamilton yükselememiş bile. 12. sırada kalmış. Yazık gerçekten. En azından bir şeyler yapabilir diye düşünmüştüm ben. 9.luk, 8.lik diye. Neyse, önemi yok artık. Bir bölümden sonra geldik. Kanala destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.